Merhaba arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Mitoz bölünmeye geçecektik arkadaşlar. Mitoz bölünmeye geçmeden önce hücre bölünmesiyle ilgili kavramlar var. Önemli kavramlar. Öncelikle bu kavramları güzel bir şekilde kafamıza atmamız lazım. Neyin ne olduğunu güzel bir şekilde öğrenmemiz lazım. Birincisi kromatin iplik arkadaşlar. Kromatin iplik şu: ökaryot hücrelerde ince uzun ip yumağı şeklindeki DNA ve proteinden oluşan yapıya kromatin iplik deniyor. Yani şu çekirdeğin içerisinde kromozomlar var arkadaşlar ve bunların etrafında böyle protein yapı var. Yalnız bunlar ince uzun iplikçik halinde. O yüzden de buna kromatin iplikçiği deniyor. Geldik kromozom arkadaşlar. Bakın kromozom. Kromozom neydi? Hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşması ile oluşan yapıdır. Yani çekirdeğin içerisinde şurası hücre zarı, şurası çekirdek. Çekirdeğin içerisinde ince uzun iplikçik halinde kromatin iplikçik var. Ne zaman ki hücreye bölün emri geliyor, bölün emri geldiği anda direkt olarak bu hemen kısalıp kalınlaşıyor ve kromozomlar haline geliyor. O yüzden bunlara kromozom deniyor. Kromatin iplik ne zamanki bölün emriyle birlikte uzun ince iplikçik haline dönüşüyor. Pardon, uzun kısalıp kalınlaşıyor ve kromozomlar haline dönüşüyor. Bölünme emri ile birlikte. Sentromer. Arkadaşlar sentromer şu. Bakın, bir kromozom İki tane kardeş kromatitten meydana gelmiştir. Bakın yukarıya doğru bir, aşağı doğru iki. Bu iki tane kardeş kromatiti birbirine bağlayan yapı aynı zamanda kromozomları iyi ipliğine bağlayan yapıya arkadaşlar sentromer bölgesi denir. Banko sorudur. Kromozomların yaklaşık orta kısmında bulunan ince bölüm kardeş kromatitlerin birbiriyle bağlandığı bölge. Bir daha söylüyoruz. Neymiş sentromer? Şu bir kromozom. Kromozomun bak yukarıda iki kısmı bir kromatit, aşağıdaki bir kromatit, bunlara kardeş kromatit denir. Ortada bu ikisini birbirine bağlayan, aynı zamanda kromozomları iyi ipliklerine bağlayan yapıya arkadaşlar sentromer deniyor. Banko test sorusu. Ve bu sentromerlerin üstünde, aslında hani direkt sentromerlerde değil de sentromerlerin üstünde bu iyi ipliklerinin bağlandığı bölgelere, arkadaşlar kinetokor denir. Banko test sorusudur. Bak kinetokor da burada. Sentromerlerde bulunan iyi ipliklerinin bağlandığı özel protein yapılarına ne diyormuş? Kinetokor deniyormuş. Geldik arkadaşlar homolog kromozom. Bak homolog kromozom şu. Homolog kromozom tabirini mayoz bölünmeyi anlatırken çok fazla miktarda duyacaksınız. Homolog kromozom nedir? Homolog kromozomlar nasıl olur? İşte nerede görülür? Şunu bileceksiniz. Eğer ki bir homolog kromozom tabiri duyarsanız bu kesinlikle mayoz bölünmedir arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Eğer ki homolog kromozom tabiri duyduğunuz takdirde hemen mayoz bölünmede olduğunu bileceksiniz. Homolog kromozom şöyle diyeceğiz. Biri anneden gelecek, biri babadan gelecek. Aynı bölgelerde aynı genler. Örnek şu bölgede ikisinde de saç geni var. Şu bölgede ikisinde de göz geni var. Aynı bölgelerde aynı genleri içeren biri anneden diğeri babadan gelen kromozomla çiftine homolog kromozom deniyor. Biri anneden diğeri babadan gelen aynı özelliğin genlerini taşıyan büyüklük ve şekilleri aynı olan kromozomlara ne diyormuşuz abicim? Homolog kromozomlar. Şimdi bakın iki tane tabirimiz var. Diploid hücre, haploid hücre. Yani haploid N kromozomlu, diploid 2N kromozomlu. Arkadaşlar bakın şunu şöyle ezberleyin. N kromozom dediği takdirde aklınıza mutlaka sperm ve yumurta gelecek. Bitti, bu kadar. Bakın bir daha söylüyorum. N kromozom, bir daha N lafı duyduğunuz anda sperm ve yumurta gelecek bir insanda. Sperm ve yumurta gelecek. Başka hiçbir yapı N kromozomlu değildir. Bir daha söylüyorum. Sperm ve yumurta dışında hiçbir yapı N kromozomlu değildir insanda. Bunu bileceğiz, tamam mı? O zaman N kromozom deyince sperm yumurta, 2N dediğimiz zaman bu ikisinin birleşmesi sonrasında meydana gelen her şey. Örnek gözümüz, kulağımız, karaciğerimiz, böbreğimiz, bak bunların hepsi 2N kromozomludur. Sonuçta bunlar sperm ve yumurtanın birleşmesi sonrasında meydana gelmiştir. Yani sonuçta 2N kromozomda homolog kromozom çifti vardır. Yani biri anneden geliyor, diğeri babadan geliyor. Bir homolog kromozom çifti içeriyorsa buna 2N, eğer tek bir tanesini içeriyorsa N kromozomlu, tamam mı? Normal gelecek soru şekliyle de anlattım, mantıkla da anlattım. Bir daha söylüyorum. N dediğimiz zaman hemen ne yapacağız abicim? N dediğimiz dediğimiz zaman sperm ve yumurta. Bitti, bu kadar. Başka da hiçbir şey değil. 2M dediğim zaman geri kalan her şey. Aklınıza ne geliyorsa, bak aklınıza ne geliyorsa, karaciğer, böbrek, dalak, ne geliyorsa hepsi 2M kromozomludur abi diyoruz. O zaman diploid hücre dediğim zaman homolog kromozom çiftlerini taşıyan hücreler, haploid hücre dediğim zaman homolog kromozom çiftlerinden sadece birini taşıyan hücreye verilen isim de haploid hücredir diyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir kere daha tekrar edecek olursak, kromatin iplikliydi. Çekirdeğin içerisinde bölünme olmadığı zamanlarda kromozomların etrafında proteinler var. Bunlar ince uzun iplikçikler halinde arkadaşlar. Bölünme olmadığı zaman kromatin iplik. Ne zaman ki bölün emri geldi, bu kromatin iplikçikler kısalıp kalınlaşıp kromozomları meydana getirir. Her bir kromozomda 2 tane kardeş kromatit vardır. Bu ikisinin birleştiği bölgeye sentromer denir. Sentromerin üzerinde iyi ipliklerinin bağlandığı özel protein bölgelere kinetokor denir. Homolog kromozom bir anneden gelen, diğeri babadan gelen, aynı bölgelerde aynı genleri içeren, taşıyan gen çiftine homolog kromozom. Diploid hücre 2N kromozomlu, haploid N kromozomlu. N dediğimiz zaman yumurta ve sperm, 2N dediğimiz zaman geri kalan vücut hücrelerine hepsine birden de 2N kromozomlu diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik son derece önemli bir konuya. Mitoz bölünmeye geldik arkadaşlar. Burada mitoz bölünmenin safhalarından bahsedeceğiz. Önce mitoz bölünmenin özelliklerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra da safhalarına geçip hücre siklusunu tamamlayacağız. Neydi hücre siklusumuz? Şöyleydi. İnterfaz G1S G2 idi. Ondan sonra ne yapıyorduk? Mitotik evreye giriyorduk. Yani mitoz bölünmeye gireceğiz. Daha sonra da şurada sitokinezi olup kısa bir evrede G0'ı yapıp tekrardan G1 evresine girecektik. Neydi? S evresinde DNA 2 katına çıkıyordu ve sentrozomlar kendini eşliyordu. Hatırlayın, duplikasyona neden oluyordu. G2'de organel sayısı, protein sentezi, ATP, karbonhidrat, yağlar. Burada aynı şekilde artıyordu. G1'de kazandığım her şeyi S'de, G2 kazandığım her şeyi de mitotik evrede harcıyorduk. Şimdi geldik artık şuradaki evreye, mitotik evreye anlatmaya geldi sıra. Başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Bak, birinci test sorumuz mutlaka gelir abicim. Kimler mitoz bölünme geçirebilir? N kromozomlu olanlar, 2N kromozomlu olanlar ve 3N kromozomlu olanlar mitoz bölünme geçirir. Banko test sorusu. Al sana bakteri, N kromozomdur abicim, geçirebilir. Sakın unutmayın, N deyince yumurta sperme gitmeyin. N kromozomlu kim var? Bakteriler mesela N kromozomlu amitoz bölünme, mitoz bölünme geçirebiliyor arkadaşlar, tamam mı? Bak, birinci test sorumuz bu. Mutlaka gelir. N kromozom, 2N kromozom ve 3N kromozomlu hücreler mitoz bölünme geçirebiliyor. Mitoz bölünmenin şeyine bakacak olursak, bak, mitoz bölünmede bir tane ana hücreden 2 tane hücre meydana gelir. 2 tane hücre meydana gelir ve bu meydana gelen, mesela 2N kromozomlu bir hücre eğer mitoz bölünme geçiriyorsa meydana gelen hücrelerin kromozom sayıları da aynıdır. Banko test sorusudur. Bak, bir daha söylüyorum. Bir tane hücreden kromozom sayısı aynı olan 2 tane hücre meydana gelir. İşte buna mitoz bölünme diyoruz. Arkadaşlar bak, kromozom sayısında hiçbir şekilde değişiklik yok. Gen yapısında hiçbir şekilde değişiklik yok. O zaman mitoz bölünmede çeşitlilik yoktur. Banko test sorusu. Bak, bir daha söylüyorum. Mitoz bölünmede bir hücreden kromozom sayısı aynı olan 2 tane hücre meydana gelir. Kromozom sayıları aynıdır. Gen yapıları aynıdır. Hiçbir değişiklik yoktur. Kalıtsal çeşitlilik yoktur. Ve mitoz bölünme yaşam boyu devam edecek abicim. Yaşam boyu devam edecek ve meydana gelen bu 2 tane hücre aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Yani birbirinin tıpatıp aynısıdır. Ve mitoz bölünme bütün canlılarda görülür arkadaşlar. Bunu bileceksiniz. Bütün canlılarda görülüyor. N, 2N, 3N kromozomlu hücreler mitoz geçirebiliyor. Bir hücreden 2 tane hücre meydana geliyor. Mitoz bölünme ve en önemlisi, bak, kromozom sayısı değişmez. Banko test sorusu. Kromozom sayısı değişmez. Şimdi mantığını anla. Bir tane hücrem var. Bak, bir tane hücrem var, tamam mı? 2N kromozomlu. Bak, DNA miktarıyla karıştırmayın. 2N kromozomlu, atıyorum DNA'sı da 8 olsun. Tamam mı? Bak, DNA'sı da 8. Bunu 8 çarpı 10 üzeri bilmem ne şeklinde verirler. Ben kolayca anla diye hemen 8 şeklinde verdim. Tamam mı? Bak, silelim şurayı. Geldim şimdi. Bak burası kromozom sayısı, kromozom, burası DNA miktarı. DNA'sı 8. Tamam mı? Bak önce bu hücrem bir kere interfaz geçiriyor muydu? İnterfazda ne yapıyordu? Kromozom sayısı 2N, DNA miktarı ne yapıyordu? 2 katına çıkıyordu. Bak DNA'yı 2 katına çıkardım, 16. Sonra mitoz bölünme geçirdim. Kromozom sayısı değişmiyordu arkadaşlar. 2N, burası da 2N. Bak DNA miktarına bak. Hemen bir bölünme geçirirsek mutlaka DNA miktarını 2'ye bölmek lazım. Burada 8, buraya 8, tamam mı? 16'yı böldük. Yani bak abicim, DNA miktarı değişmeyen 2 tane hücre oldu. DNA kendini interfazda 2 katına çıkardı. Sonra mitoz bölünmede her bir yavru hücreye yarısını gönderdi. Yani DNA miktarları aynı kaldı. Bak kromozom sayıları aynı, DNA miktarları aynı olan 2 tane hücre var. İşte bak mantığımız bu. Bir daha söylüyorum. Bir hücreden 2 tane hücre meydana geliyor. Şunu birazcık daha şey çizeyim de bakın daha rahat anlarsınız. Şöyle açalım şunu. Şöyle. Bakın. Bir hücrem var. Büyük bir hücrem. Şimdi neyin farklı olduğunu anlatacağım. Bu da soruların vazgeçilmezi. Bak büyük bir hücrem var. 2 tane hücreye meydana getirdi. 2N kromozomlu, 2N kromozomlu, 2N kromozomlu. 2N eşittir 6 olsun. 2N eşittir 6, 2N eşittir 6. Diyor ki yani 2N kromozomlu bir hücrenin 6 kromozomu vardır diyor. Meydana gelen 2 hücre de aynı kalıtsal yapıya sahip olduğu için 2N eşittir 6, 2N eşittir 6. Bak kromozom sayısı değişmez. Nasıl olduğunu bilmenize gerek yok. Değişmeyeceğini bileceksiniz. Değişmiyor. Yani çeşitlilik sağlanmaz arkadaşlar. Burada çeşitlilik sağlanmaz. Al sana birinci soru. Mutlaka sorulur. Mitoz bölünmede eğer çeşitlilik varsa kesinlikle bölünme esnasında mutasyon vardır, banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Mitoz bölünmede eğer ki çeşitlilik varsa kesinlikle bölünme esnasında ne meydana gelmiştir abicim? Mutasyon meydana gelmiştir. Mitoz bölünmenin ikinci sorusu. Bakın size şunu soracaklar. Şu meydana gelen 2 tane hücrede ne kesinlikle aynıdır diye soracak. DNA yapısı ve gen miktarı yani kromozom sayısı kesinlikle aynıdır. Bir daha söylüyorum bak çok gelir. Bu 2 hücrede kesinlikle aynı olan tek şey vardır. Gen DNA yapısı arkadaşlar. DNA miktarı, kromozom sayısı, kromozom miktarı anlaşıldı mı? Budur. Eğer mutasyon olmadıysa kesinlikle budur. Peki aynı olamayan neler var? Arkadaşlar atıyorum bunun 100 tane Golgi'si var mesela. Bu 100 tane Golgi'nin 50'si buna 50'si buna diye bir şey yoktur. Yani bu ikisi hücre arasında bir organel sayısı farklı olabilir. Peki yani %90 farklıdır. Organel sayısı büyüklükleri farklı olabilir ya. Biri böyle büyük olabilir, biri küçük olabilir. Birinin sitoplazması çok olabilir, birinin sitoplazma miktarı çok az olabilir. Bakın illa yarıdan tam ayrıldı. İşte buna yarısı gitti, buna yarısı gitti diye bir mantık yok. Bu mantık sadece DNA ve kromozomda vardır abicim. 2 tane hücrenin kalıtsal yapısı, kromozom miktarı, DNA miktarı kesinlikle aynıdır ama organel sayısı, sitoplazma miktarı, büyüklükleri biri büyük biri küçük olabilir abicim. Kesinlikle aynı değildir tarzı soru gelir. Bunlara sakın kanmayın, hemen zıplayın arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim bir sonraki slaytımıza bakalım. Lan ne işe yarıyor bu mitoz bölünme? Bak bu da çok gelir. Ne işe yarar? Arkadaşlar tek hücreli bir canlısın. Bir tane hücreci amipsin. Lan amipsen eğer mitoz bölünme geçiriyorsan bak 2 tane oluşur. Yani tek hücreli canlıysan sen de çoğalmayı sağlıyor. Bir üreme şekli. Anlaşıldı mı? Sen de ise yani tek hücreli bir canlıysan ürüyorsun. Tek hücrelerde çoğalmayı. Bizlerde ise arkadaşlar bak bizlerde ise bir ölen dokuların yerine yenilerinin gelmesi, ölen dokuların onarılması, büyüme, gelişme, ölen hücrelerin yerine yenilerin yapılması, tamam mı abicim? Bunları hepsini sağlayan mitoz bölünmedir. Bir daha söylüyorum. Mitoz bölünmedir. Tek hücrelerde çoğalmayı, çok hücrelerde bizlerde ise birincisi büyümeyi, gelişmeyi, ölen dokuların yerine yenilerin meydana getirilmesi, yıpranan hücrelerin onarılması, dokuların onarılması gibi yapıları sağlayacak olan mitoz bölünmedir arkadaşlar. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Burada videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden tek tekrardan devam edeceğiz. Buradan tekrardan devam ederiz. Sen Anlat Hocam kanalına abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi bizleri sosyal medya hesaplarından da rahatlıkla takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa veya anlatmamızı istediğiniz konularınız varsa çekinmeden bizlere yorum olarak bildirebilirsiniz arkadaşlar. Bizler de gereken neyse onu yaparız. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.